Hazreti Mevlana Divan-ı Kebir'inde diyor ki: "Hocam, Şems-i Tebrizi'nin çok acayip hallerini gördüm. Bunalıma girdim. Aklımı attım, öyle kurtuldum." diyor. Aklımı attım, kurtuldum diyor. Çok acayip hallerini gördüm. Bunalıma girdim. Aklımı atınca kurtuldum diyor. Şimdi bu burada anlayamadım benim. Tasavvufta şimdi akıl bize lazım. Akıl şart. Sizin daha önceki tanımlamalarınız olmuştu. Negatif akıl, pozitif akıl ile alakalı. Yalnız bu kastedilen acayip halleri görmekle alakalı. Yani normalde işte artık ne kastettiyse, bir belki bir mürşit bunu yapar mı gibi böyle bir durumlar mı oldu? Veya bu acayip haller nedir? Tasavvufta aklı atmak noktasında değerlendirilen nedir? Yani Kur'an ve sünnet yoluna gittiğimiz zaman akıl gerekli oluyor bize. İşte belli şeyin ayrımını, doğruyu yanlışı ayırt edebiliyoruz. Burada bu kastedilen acayip haller karşısında aklı atmak ne oluyor? Nasıl oluyor bu? Aslında burada akıl atılmıyor. Burada aklı atmaktan kasıt, aklı teslim ediyor. Akıl kendince gördüğünden, duyduğundan, dokunduğundan, tattığından, okuduğundan, bütün hepsinden bir bilgi alır. O bilgileriyle analiz kabiliyetini arttırır. Onlarla tefekkür eder, idraki çoğalır. Ama bunlar bilinen bilginin akış yollarıdır. Bunlar bilinen şeylerdir. Okumuştur, görmüştür, konuşmuştur, duymuştur, tatmıştır. Ben bir tane karanfil aldım ağzıma şimdi. Karanfilin tadını biliyorum. Akıl onu daha önce tattı. Kokusunu biliyorum. Akıl onun kokusunu hıfzetti. Aşağı yukarı karanfilden alabilecek olduğum tadı, acılığı da dahil buna, akıl biliyor. Ama aklın bilmediği başka bir baharat koyduk buraya. Önce gördü. Gördükten sonra kokladı. Kokladıktan sonra yenilen bir şeyse tattı. Onu analiz etti, sordu. Bu ne dedi? Bu ne deyince bilen bir kimse cevap verdi. Aldı onu yine tekrar nereye koydu? Hafızaya koydu. Akıl makul olanı bilir ve görür. Ve makul olanı kabul eder. Kabul ederken kendi aritmetiğini, kendi matematiğini, kendi fizik ve kimya sistemini oluşturur. Bildiği kadar, bilgisi kadar, hıfzında duranı kadar kabul eder. Birisi seslenir, akıl duyar. Bu noktada kulağı duyar, akıl hıfzeder. Bir ses duyar, kulak duydu ama görüntüde kimse yok. Akıl otomatikman bu sesin nereden geldiğini araştırır. Bakar, 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 sorar, soruşturur. Sesin geldiği bir yer yok. Orada akıl bunu metafiziğe atar. Otomatikman. Çünkü akıl onunla alakalı bilgi almıştır. Demiştir ki böyle bir metafizik alem var veya böyle bir gayb alemi var. Bu gayb aleminden böyle bir ses gelebilir, konuşma gelebilir. İşte bu o ses der. Fakat akıl bunu sadece duymuş olduğundan dolayı üzerine yorum yapamaz. Üzerinde bir şey ekleyemez. Bunun üzerine herhangi hiçbir şey diyemez. Kalır orada. Hazreti Mevlana'nın mesnevisinde akıl aşka gelince çamura saplanmış eşek gibi debelenip kaldı dediği şey de budur. Aslında o esnada aklın elinde bir done yoktur. Aklın elinde bir done olmadığından dolayı akıl o şeyi yorumlayamaz ve kabullenemez onu.
kabullenemeyince, çünkü yorumlayamadı, kabullenemeyince o bir kabullenilmeyen bir unsur olarak, bir olay olarak orada kaldı. Bunu normalde insanlar ne diye nitelendirirler? Olağanüstü hallerdir bunlar. O olağanüstü haller sadece yaşanır. Onun üzerinde insanın herhangi bir fikir yürütmesi yoktur. Akıl orada kalır çünkü. Örneklersek biz bunu, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ellerinden su akıyor, parmak uçlarından. Parmak uçlarından su akarken bütün sahabe bu sudan içiyor, herkes susuzluğunu dindiriyor. Çünkü normalde bir kimsenin parmaklarından su akması mümkün değil. Akıl burada bunu yürütecek hiçbir şey bulamıyor. Sadece şunu yapıyor. Bu bir peygamber mucizesidir. Sen şimdi doktorsun, tıbbiyelisin. Birisinin ayağı kırıldı. Senin ne yapman gerekiyor? Ayağı kırılan hastaya önce röntgen filmi çekeceksin. Röntgen filmi çektikten sonra kırık olan yere bakacaksın. Eğer bir ameliyat gerekmiyorsa onu alçıya alıp alçı da onu bekleteceksin. Öyle değil mi? Normal şartlarda işte yaşı gençse 20 günde, 25 günde, bir ayda kaynayacak. Yaşı geç değil, genç değilse onun vücudunun kuvvetine göre 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay, belki de 1 senede kaynayacak. Hatta belki de kaynama ihtimali olmayacak. Oraya platinle, hani bir demir veya da bir levhayla çivi çakacaksın. Ancak öyle tutturacaksın. Ama bir başka birisi gelecek, o kırık ayağı Bismillahirrahmanirrahim diyecek, sıvazlayacak. Eskisinden daha iyi olacak. Adam yürüyecek, gidecek. Doktorsun, neye yorumlayacaksın? Tıbbi olarak. Ya, tıbbi olarak böyle bir şey mümkün değil. Mümkün değil sence, öyle değil mi? Birisinin savaşta gözüne ok gelecek, gözü elinde gelecek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine, gözüm ya Resulallah diyecek. O da onun gözünü alacak, yerine koyacak, parmağını tükürükleyecek, sıvazlayacak, Bismillahirrahmanirrahim diyecek, sıvazlayacak ve o kimse de diyecek ki, öbür gözüm görmüyor şimdi, yaşım 80 oldu ama Hazreti Peygamber Efendimizin yaralanıp da yerine oturtturduğu gözüm hala da ilk günkü gibi diyecek. Akıl buraya gelince, bu noktaya gelince, akıl burada Hazreti Mevlana'nın sözüdür yine bu. Akıl bu noktada apışıp kalacak. Öyle diyor Hazreti Mevlana başka bir beyitte de. Akıl diyor aşka gelince apışıp kalır. Orada apışıp kalacak. Şimdi mürşidi kamillerin üzerinde normal akılların kabullenmediği, kabul edemeyeceği harikulade olaylar tecelli eder. Bu harikulade olaylar tecelli ederken etrafındaki kimselerin bir kısmı buna kördür. Hatta büyük bir kısmı kördür. Bunu göremez. Onu kendinden bir şeymiş gibi, kendinden bir kimseymiş gibi görür. Kendinden bir kimseymiş gibi gördüğünden dolayı onun üzerindeki o aklın kabul etmediği halleri asla görmez. Bunda biraz da Allah'ın kıskançlığı yatar. Allah dostlarına karşı kıskançtır. Dostlarının bu tip özelliklerini örter. Saklar. Ancak onu uykudan uyananlar görür. Bu da kaç kişidir bu bilinmez. Hazreti Mevlana bu uykudan uyananlardan. Herkes Şems-i Tebrizi'ye düşman olurken o onun uğruna ağıtlar yakacak kadar ona aşık. Öyle olunca onun üzerindeki aklın kabul etmediği hallere de vakıf olmuş oluyor. O vakıfiyeti
akla vurmuş olsa, çünkü Hazreti Mevlana fizik, kimya, astronomi, matematik, edebiyat ana dili gibi Arapça, ana dili gibi Farsice, zaten Türkçe ana dili, dillere hakim bir kimse. Fıkıh, akaid, kelam, tefsir, bunların zaten bütün hepsinden de doktorasını tamamlayıp profesör icazetini almış bir kimse. Yani sema ederken bir kimse fıkıhi bir meseleyi sorarsa, sema esnasında hiç kitaba bakmadan fetvasını verebilecek kadar fıkıha, herhangi bir ayet-i kerimenin tefsiri sorulursa, ayet-i kerimenin tefsirini hem diğer tefsircilerden nakiller edebilecek kadar da tefsire ve Mesnevi'nin içerisine 6000'in üzerine hadis yerleştirecek kadar hadis bilgisine ve aynı zamanda da Mesnevi'nin içerisine 4000'in üzerine ayet-i kerime yerleştirebilecek kadar da Kur'an bilgisine sahip. Mesnevi'nin içerisinde 4000 ayet-i kerimenin tefsiri, 6000'in üzerinde de hadis-i şerif meali vardır, tefsiri vardır. Mesnevi'nin içerisinde aynı zamanda da akaidi meseleler vardır. Yani işte kaderle alakalı, rızıkla alakalı, ne bileyim işte müteziliye, hariciyeye cevaplar vardır Mesnevi'nin içinde. Böyle olan bir kimse Şemseddin-i Tebrizi gibi ümmi bir zatın önünde diyor ki, aklımı ben kenara koyaraktan ancak bu işin içinden çıktım. Bu ne demektir? Pozitif bilim olarak, pozitif ilim olarak ben Şemseddin-i Tebrizi Hazretlerini eğer analiz edersem işin içinden çıkamıyorum. O zaman ben bu pozitif ilmi kenara bırakıyorum. Aklıma diyorum ki, ey aklım, bu pozitif ilimle işin içinden çıkılabilecek bir şey değil. Sen akıl olarak pozitif dur, bunları reddetme, bunlara teslim ol. İşin içinden öyle çıkıyor. Yani onu bunalıma sokan haller bu durumlar mıydı? Ben senin derdini anlıyorum ama orada yürüyecek kimse yok şu anda. Bunalıma katacak olan hallerden 2-3 tanesini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mucizesi kabilinden anlattım. Bunun gibi. Sen soracaksın. Kimse sormayınca ben mi sorayım dedim. Efendim, insanın ruhu hasta olur mu? Sana ruhtan sorarlar, sen de ki bununla alakalı size çok az bir bilgi verilmiştir. Bununla alakalı ne kelamcılar ne tefsirciler, belki de ben bir şey okumadım. Ruhun hastalığıyla alakalı, hani birisi bahsetti mi diye öyle bir analiz ettim kendimce, hatırıma gelmedi ya da, ama ben kendi düşüncemi söyleyeyim bu noktada. Ben ruhun hasta olacağına dair bir inanç taşımıyorum. Kişinin üzerinde yaşadığı manevi rahatsızlıklar peki? Bunlar ruhla alakalı değil. Ruh sonuçta Cenab-ı Hak kendi ruhumdan üfledim diyor. Ruhumdan üfledim dediğinde biz o ruhu hasta görmemiz mümkün değil. Nefis hasta olur mu peki? O insan hasta olur. Manevi noktada, yani bu o manevi olarak rahatsızlıkların hepsi de vücudu ilgilendiren şeylerdir. Fizikidir. Manevi de olsa yani o rahatsızlıkların hepsi de fizikidir. Yani vücudu ilgilendiren şeylerdir.
Bu noktada rahatsızlıkları manevi olarak görenlerden değilim. Biz mesela halk arasında hani akli dengesini yitirdi deriz. Onun akli dengesinde bir sıkıntı yoktur. Onun beyin hücrelerinde problem vardır. Mesela ruh hastası derler. İşte o beyin hücrelerindeki rahatsızlıktan kaynaklanan şeyi biz ruh hastası olarak nitelendiriyoruz. Bu daha önceki tıp ilminin istenilen düzeyde olmadığı için işin içinden çıkamayınca bu tip şeylere, bilhassa batıda bu tip şeylere atfetmişler. Hatta onların işte ruhlarının günahkar olduğunu düşünmüşler. Katletmişler. Yani bildiğiniz hastaları batıda katletmişler. Hasta bunun içine şeytan girdi diye katletmişler. Bir de başlarında papazlar bulunmuş. Papazlar oturmuşlar. İşte o bunlar rahatsız, bunlar hasta. Şeytan bunların içinde, cinniler bunların içinde diye batıda katletmişler bunları. Öldürmüşler. Bu son 1800'lere gelince kadar hala da kiliselerde insanlar öldürüyorlardı. Osmanlı buradaki bu tip rahatsızlıkları musiki ile, su sesi ile, işte hayvanların sesi ile, mesela kuştur, bülbüldür, kanaryadır, bunlarla tedavi yollarını ararlarken ve tedavi ederlerken Batı bu tip hastaları kilisenin denetiminde ve gözetiminde katlediyordu. O yüzden ben bu bütün rahatsızlıkların fiziki olduğuna inanıyorum. Bu noktada ruhi bir hastalık olarak bir hastalık tanımlaması yapmıyorum. Böyle bir hastalık yok. Bir kimsenin ruhu hasta olmaz. Bir kimse örneğin kendince beynindeki dengeleri alt üst edebilecek kapasiteye kendisini götürebilir. Ve beyni bu noktada aşırı yüklenmeden dolayı, hani sigorta atmak deriz ya biz, tellerini yakabilir. Aşırı derecede bir kimse fazla, yani kapasitesinin üstünde düşünürse beyni aşırı derecede bu düşünmekten dolayı fazla hararetten sigorta patlatabilir. Bu beyniyle alakalı o kimsenin. Mesela siz uykunuzu bir müddet uyku almakla mükellefsiniz. Eğer normalde belli bir uyku düzeyine geçmezseniz siz kendinizi hep yorgun hissedeceksiniz ve devamlı acıkacaksınız. Çünkü beyin o kapasitenin üstünde çalışmaya başladı. Beyin o kapasitenin üstünde çalışmaya başlayınca artık sizin kendince enerjiniz kalmayacak. Kendinizi yorgun hissedeceksiniz. Öbür tarafta bir kimse 20 kilometre koşacak, kendisini yorgun hissetmeyecek. Siz 20 saat düşünürseniz veyahut da 20 kilometre koştu ya, siz bir saat düşünseniz, tefekkür etseniz o kimsenin 20 kilometre koşmasından daha fazla sizde enerji kaybı olacak. Siz daha fazla yorgun hissedeceksiniz kendinizi. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ya, bir saatlik tefekkür 80 yıllık nafile ibadetten evladır diyor. Bir saatlik tefekkür, yani bir saatlik düşünme. Siz alsanız kahveyi düşünseniz bir saat, nereden geldi, nasıl oldu, nasıl gitti, nasıl bitti diye bir saat bunu düşünseniz, yani 80 yıllık nafile ibadetten evla olacak. Aslında veya başka bir hadis-i şerifte diyor, bir saatlik tefekkür etmiş olsa bütün geceyi ibadet geçirmiş, namaz kılmış gibi geçirir. Namaz kılmak bir kimsenin bedeni ibadetidir. Normal şartlarda bedeniniz yorulur. Ama zikrederseniz bedeniniz yorulmaz, beyniniz yorulur. Tefekkür ederseniz bedeniniz yorulmaz, ya beyniniz yorulur. Siz oturur mesela, diyelim ki rabıta etseniz, rabıta ederken neyi ettiniz? Mesela rüyanızda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini gördünüz. Bütün beyin gücünüzle, bütün vücut gücünüzle siz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini düşünmeye başladınız. Rüyanızda gördüğünüz gibi. Bu sizin vücudunuzun enerjisini otomatikman sömürecektir.
Ve bir müddet sonra kendinizi yorgun ve aç hissedeceksiniz. Bildiğiniz yorgun hissedeceksiniz. Hele bunu böyle, bu sadece tefekkür esnasında, rabıta esnasında, hele bir de görürseniz, gördükten sonra bir de konuşursanız, yaşayacağınız sendromu, az önce diyor ya burada, hani ben aklım gitti diye, o kimsenin bu noktada bütün otomatikman, bütün fizikinin çöktüğünü göreceksiniz. Otomatikman o kendisini çok yorgun hissedecek. Ne yapardı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri? Kendisine vahiy geldiğinde iyice güçten, kuvvetten düşer ki 40 erkek gücündeydi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani 40 tane erkeği toplayacaksınız. İşte diyelim ki 40 erkek, örneğin hani şimdi bilimde beygir gücüyle hesaplıyorlar ya, işte bir araba var, kaç? 135 beygir. Bu ne demek? İşte 135 tane beygiri sıralayacaksınız, bir şeyi çekecek. Araba, o motor 135 beygirin gücünü simgeliyor. İşte bir adam artık ne kadar güç üretiyorsa, örneğin 100 kilo kaldırıyor, 40 erkek, o zaman 100'er kilodan hesapladığınızda veya normal şartlarda 70 kilo kaldırsın diyelim ki, 40 erkek 4 kere de 28, 2800 kilo mu? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri 2800 kiloyu kaldırabilecek güçte, erkeklik gücü olarak. Öyle olmasına rağmen tiril tiril titriyor. Diyor ki beni ört ya Ayşe. Yorgun. Bütün ashab biliyor ki onun üzerine bu şekilde vahiy gelirse iyice yoruluyor, iyice çöküyor, terliyor, teril teril titriyor. Bunun gibi normalde bir kimse tefekkür ettiğinde, o kimse mesela, çok düşünen insanlar kilo almazlar. Kilo alan kimse rahat insandır. Bir kimse çok her şeyi böyle ince ayrıntısına düşünüyorsa ve onun üzerinde tefekkür ediyorsa ve eğer aldığı gıdalar normal değilse, günden güne kilo alacaktır, kilo verecektir o. Zayıflayacaktır. Asıl enerjiyi alıp götüren, çünkü o insanın bedeninde normalde beynidir. Beyin insanın bu noktada vücudundaki bütün enerjiyi alır. O yüzden rahatsızlıklar fizikidir. Fiziki, yani onun beyninde bir rahatsızlık vardır. Onun beynindeki hücrelerin içerisindeki elektrik akımında bir problem vardır. Hücrelerin kendisini yenilemesinde problem vardır. Hücreler kendisini yenilerken kendisindeki hıfzını aldıklarını yeni hücreye aktarmamış olabilir. Burada problemler vardır. O yüzden bu noktada ruhi hastalık yok. Hastalıkların hepsi de fiziki. Burada fiziki hastalıklar, fiziki derken kendinizi de fiziki olarak korumanız gerekir. Normalde bu vücut Allah yapısı, kul yapısı değil. Mümkün olduğunca vücudunuza kul yapısı şeyler sokmayın. Otantikliğini ve naturalliğini bozmayın. Kimyasal yiyeceklerden uzak durun. Kimyasal her şeyden uzak durmaya gayret edin. Yiyecekleriniz otantik, kıyafetleriniz otantik, natürel olsun. Domatesinize varıncaya kadar, salçanıza varıncaya kadar. Gidip de marketten hazır salçayı alıyorsanız, yemeğinizde onu kullanıyorsanız, beyin damarlarınızın tıkanacağını, vücudunuzun düzgün çalışmayacağını bileceksiniz. Diyeceksiniz ki kendi kendinize, ben hazır bir tane çikolata yedim. Hazır çikolata yediyseniz bilin ki vücudunuzu zehirlediniz. Yok o patoslu, çiçoslu çocuklarınıza yediriyorsanız bilin ki çocuklarınızı zehirliyorsunuz. Marketten bir tane ben taze fasulyesi konservesi aldım, pişirdim diyorsanız kendi kendinizi, nefsinizi ateşe attınız. Ayet-i Kerime'de diyor ki, ey iman edenler, ey insanlar, nefislerinizi kendi kendinize ateşe atmayınız. O zaman bu vücudun sağlıklı,
bu vücudun natürel olması gerekiyor. Bu emanet bize. O yüzden bütün rahatsızlıklar bu noktada vücudun kendisiyle alakalı. Bir, kendi elimizle rahatsızlıkları davet ediyoruz. İki, kendi elimizle kendimizi rahatsız ediyoruz. Üç, anne babanın rahatsızlıkları çocuklara geçiyor. Bu da ayrı bir şey. Dört, bu bizce tespit edilememiş herhangi bir rahatsızlık unsuru var. Onun tedavisi bizce tespit edilememiş. Çocuğun üzerinde veyahut da insanların üzerinde bu var. Biz onu tespit edemedik. Çünkü Cenab-ı Hak derdi yaratmazdan 40 yıl önce o derdin şifasını yaratırmış. Bu bulunabilir. O yüzden bunu buluncaya kadar insanlar araştırmakla mükellefler. Ruhi hastalığa inanmıyorum. Teşekkür ederim. Her ne kadar ben böyle inanmıyorum deyince doktorun hoşuna gitmese de bu. Sen de inanmaya başladın. Biz akşam çayını Sirius'ta içtiğimizden. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Ben yine cihatla alakalı bir meselede teslimiyet sağlayamadım. Onunla alakalı bir şey sormak istiyorum. İstediğini sor. Bir hadis-i şerifte hayırlı amelle alakalı soru sorulduğunda, yanlış hatırlamıyorsam, vaktinde kılınan namaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Daha sonra anne babaya iyilik, daha sonra da cihat şeklinde buyuruluyor. Ben biraz herhalde çok havalarda mı tutuyorum cihatı bilmiyorum ama yani nasıl diyorum hani anne babaya iyilik daha önce gelebilir. Yani hayretteyim bu konuda. Bunu henüz teslim olmuş değilim hakkınız herhalde. Bütün dinler ilahi noktada. Ve önemli, en önemlisi de son din. Kur'an ve Hazreti Muhammed Mustafa önce insan der sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi cumartesiden devam ettireyim. Hani bir toplum algısı var ya, hoş geçen hafta salı günde az bir şey işledik herhalde değil mi? Şeyde toplum algısı kilisede değil mi? Evet, bu ara toplum algısına takıldık. Din toplum algısının güdümünde gidiyor. Türkiye'de de din toplum algısının güdümünde gidiyor. Bu normal bir şey. Yani dindarlar baskı altındayken siz dindarları bir yerde tutmayı cihat aşkıyla, şuuruyla yapabilirsiniz. Bu yöntem bir müddet Türkiye'de kullanıldı. Bu yöntem olarak doğruydu, yanlıştı, stratejik olarak bu ayrı bir tartışma konusu. Bakın bu ayrı bir tartışma konusu. Benim nazarımda doğru strateji değildi. Bak bu benim kendimce. Biz kime karşı insanları kilitleyeceğiz? Stratejik olarak. Biz stratejik olarak bir düşman kitle oluştursak ve kendi kitlemizi ona düşman kitle olarak kilitlesek, biz onlara iyiliği, doğruyu, güzeli, hakikati anlatabilir miyiz? Biz onlara sevgiyi, muhabbeti, merhameti, şefkati anlatabilir miyiz? Şimdi meseleyi ben başka bir döndürsem burayı, bir komple örnek. Desem ki dünya üzerinde iki tip insan vardır. Bir, mesajı almış, tebliğ almış ve iman etmiş. İki, doğru mesajı bekleyen, iman etmeye bekleyen insan. Siz
karşınızda sizden doğru mesaj aldığında iman edecek olan bir kimseye savaşmayı göze alabilir misiniz? Söyler misiniz bana şimdi, siz bir Alman'ı nasıl İslam edebilirsiniz? Siz bir İngiliz'e nasıl anlatabilirsiniz dininizi? Yani bir İngiliz'e deseniz ki bir gün geleceğiz, cihad edeceğiz sizinle, Çanakkale'nin öcünü alacağız. Ne yapacağız? Londra'yı kılıçtan mı geçireceğiz? Mümkün değil. Bir Müslümanın, masum bir insanı öldürmesi mümkün değil. Bir Müslümanın Hiroşima'ya bomba atılması gibi bir bomba atması mümkün değil. Bazen diyorlar ya işte atom bombası olması mı lazım? Gülüyorum. Kime atacaksınız bunu diyorum. Bir Müslüman olarak kime atom bombası atacaksınız siz? Onlar size atsa, sizi katletse bile siz katledemezsiniz. İslam hukukunda sivil bir kimseyi öldürmek yoktur. Yok, haram. Yeşili katledemezsiniz. İnsanların yiyecekleri buğdaydı, arpaydı, meyve bahçelerini katledemezsiniz. Sularını, içme sularını katledemezsiniz. Hayvanlarını katledemezsiniz. Katledemezsiniz. Bırakın daha insandan önce gelen daha bunlar var. Hayber'in fethinden önce Hayber muhasara altında. Yahudiler içeride. Sahabiler aç, yoksul. Yiyecekleri hiçbir şey yok. Ve Yahudilerin ehil eşeklerini tutup, bildiğiniz eşek, kesip yiyorlar. Eşek eti yiyorlar. Sahabeler yiyor. Yok. Hiçbir şey yok. Bir grup Yahudi geliyor, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ile görüşmek istiyorlar, geliyorlar. Hazreti Peygamber'den şunu istiyorlar. Diyorlar ki, arkadaşlarınız, askerleriniz bizim eşeklerimizi tutup, eşeklerimizi kesip yiyorlar. Şikayetleri bu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, yani bugünkü manada işte bir örneğin emir veya talimname veya uyulması gereken kaide yayınlıyor. Diyor ki bundan sonra ehil eşek eti yemeniz yasaklanmıştır. Hazreti Muhammed'in yasaklaması Allah'ın yasaklaması gibidir. Bundan sonra bir nikah altında iki kız kardeşi veya teyzesini, halasını toplamak yasaklanmıştır diyor. Aynen Hayber'de. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Sizin bir peygamberiniz var. Tarım alanlarını katletmiyor. Hayvanları katletmiyor. Savaş esnasında. Sizin peygamberiniz düşmanın dahi olsa ehil eşeği, eşeğini dahi katletmiyor. Yemelerine dahi müsaade etmiyor. Siz bir yere gidip atom bombası atacaksınız. Bu mümkün mü? Deli saçması olması lazım bir kimsenin. İşte o yüzden cihat İslam'da ancak saldırıya uğrarsa bu önemlidir. Siz Osmanlı'yla İslam düşüncesini aynı noktada görmeyin. Hoş. Osmanlı'da mesela Osmanlı'yı da bize doğru aktarmadılar. Osmanlı'nın bir tane savaşı yoktur toprak zapt etmek için. Biz Osmanlı'yı emperyalist güç gibi göstermeye çalışırlar bize. Hayır. Muhakkak birisi saldırır, Osmanlıların köyüne saldırır, şehrine saldırır, birine saldırır. Osmanlı bu sefer oraya karşı
o saldırının cevabını verir. Budur. İslam da bunu yapar ki. O yüzden evet, anneye babaya itaat etmek cihad etmekten daha faziletli. Allah'ı zikretmek cihad etmekten daha faziletli. Namazı vaktinde kılmak cihad etmekten daha faziletli. Din bu. Bu algı, algı yönetimi. Siz insanları böyle toplamış olabilirsiniz. Siz insanları sevgiyle de toplayabilirsiniz. Sufilerle sufi olmayanların din anlayışlarının içerisindeki fark budur. Biz karşımızdaki kimse mümin ise biz onunla kardeşlik köprüsü kurarız. Kardeşizdir. Mümin değil ise bizim kardeş adayımızdır o. Biz onunla savaşmayı değil, biz ona önce tebliğ etmeyi, ona mesaj vermeyi düşünürüz. Bence doğru olan bu. Arkada bak. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı günler. Aleykümselam. Nisan yağmurları ile ilgili bir soru soracaktım ben. Buyurun. Nisan yağmurları. Nisan yağmuru. Evet. Benim anneannem kendisi büyüklerinden duymuş bunu ve Konya'daki Mevlevihanelere yaptığı seyahatlerde orada bir mermerin üzerinde bu yazıyı görmüş. Biraz mikrofonu yaklaştırabilir misiniz? Evet, Konya'ya yaptığı Mevlevihane gezilerinde bir mermerin üzerinde bu yazıyı görmüş. Nisan yağmurları şifalıdır diye. Bundan sonra gönlü kanaat getirmiş ama ben bununla ilgili bir araştırma yaptım. Sordum da gönlümü tatmin edecek çok fazla bilgiye ulaşamadım. Daha çok bunun önemini ve şifa getirdiğini söylüyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin fiili sünneti var. Nisan yağmurlarında, yani böyle bahar ayındaki yağmurlarda üstündeki elbisesini çıkarıp yağmurun altında dolaştığı, o yağmurla ıslandığı, o yağmurda ıslanmayı önemsediği ve Nisan yağmurunun bu noktada şifalı olduğunu, o yüzden bu Nisan yağmurunda ıslanmanın harika bir şey olduğuna dair fiili hadis-i şerif var, sünnet. O yüzden Nisan yağmurlarında ıslanabilirseniz harika bir şey. Yürüyün yağmurda, ıslanın bir güzel. Şemsiye kullanmayın. Ya yağmurda ıslanmanın tadını çıkarın. Bir de bir şey daha soracaktım. Bu Nisan yağmurlarının özellikle toplanması gerektiğini ve şifa kaynaklı olarak olabilir. Tabii Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin temelinde böyle bir şey olunca sünnet olarak insanlar onu bu noktada sularını toplayabilirler. Şifa olarak içebilirler. Şifa olarak yıkanabilirler. Cilt rahatsızlıklarına iyi gelebilir. İçebilirler. Bu gayet mümkün olan bir şey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Temelinde hadis var çünkü. Temelinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin uygulaması var. O yüzden ben de böyle bir okumuştum Nisan yağmurunda ıslandığına dair. Şimdi Nisan yağmurlar da yağacak. Islanabilirsiniz bir güzel, harika olur. Bir de Ferdi'den patlatırsanız Nisan yağmuru diye daha harika olur. Arabesksiz bir hayatın tadı mı olur ya? Yine Nisan yağmurlarında ıslanacağım. Allah Allah! Teşekkür ederim. Selamünaleyküm efendim. Bir eşyaya ya da bir insana karşı duyulan sevgi bizden midir? Efendim? Yok, bir eşyaya karşı ya da bir insana karşı duyulan sevgi bizden midir? Yoksa Allah bizi birbirimize sevdirdiği için mi severiz? Yani bizden değil midir sevgi? Bu herkes bunun üzerinde kendince bir yorum yapabilir, yapmıştır da zaten. Bununla alakalı kesin net ondandır, bundandır diye bir şey söylemek mümkün değil ama sevginin kaynağı Allah'ındır zaten. Bütün pozitif duyguların kaynağı Allah'tır. Sevginin de bu noktada kaynağı Allah'tır. Ama Allah o sevgiyi insanların içerisinde saçmış. İnsanlar o sevgi
tomurcuğunun sevgi çekirdeğini kendisinde büyütür büyütmez kendisiyle alakalı. O yüzden bir şeyi sevmek hususi manada bize aittir. Ama sevginin temeli, tohumu Allah'a aittir. Çekirdeği Allah'a aittir. O herkese saçmış. Herkese. Hepimizin içinde bir sevgi çekirdeği var. Bunu ne kadar büyütürüz, ne kadar sularız, ne kadar yeşertiriz, ne kadar meyve verir, ne kadar büyür kolları, kanatları, kökleri, ne kadar büyüyünce kapsayıcılığı fazlalaşır, bu insanların kendilerine ait. O yüzden bir şeye karşı olan sevgi temel noktada çekirdek olarak Allah'a ait. Ama gerisi bana ait. Gerisi bana ait. Kimi sevebilir, kimi seveceğime ben karar vereceğim. Bu bana ait. Aa, o yüzden bana ait olduğu için ben diyorum, ben sevdim eller aldı yok. Ben sevdim mi el alamaz onu. Anladın mı? Bu benim kendi inancım. O yüzden ben sevdim eller aldı. Yok ya bende. Ben sevdim mi dibine kadar severim, hiç kimse gözünü dahi kaldıramaz ona. Benim bildiğim bu. Bir de şuna inanmam ben. Beni ona Allah sevdirdi. Ha öbür günü? Seni ona Allah sevdirdiyse, yanlışsa o zaman sorumlusu Allah mı? Halk içerisinde böyle dolaşır ya, herkesin içerisinde, öyle değil mi? Bilhassa bana çok derler böyle. Ben derim ki vazgeç bundan. Hocam onu bana Allah sevdirdi. Allah sana kötüyü sev mi dedi ya? Allah sana zalimi sev mi dedi? Zalim. Yok. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun. Allah razı olsun inşallah. Sizden de razı olsun inşallah. Benim bir sorum var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namahrem olan bir bayanla tokalaşmış mıdır? İkinci sorumda bu adab muaşerede, yani günümüz açısından bir bayanın bir başka bir erkekle tokalaşmasını nasıl yorumluyorsunuz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bununla alakalı bütün hadis kitaplarını devşirseniz tokalaşmayla alakalı bir yerde bir şey bulmanız mümkün değil. Bunu nerede buluyorsunuz? Hadis-i şeriflerde biatlaşma var. Biatlaşma bölümleri. Bu hadis-i şerifi biatlaşmada buluyorsunuz. Tabii bundan 100-150 yıl öncesine kadar böyle bir gelenek, adet, örf yok Türklerde, Müslümanlarda. Türklerin adetinde var. Türkler normalde işte Orta Asya'dan itibaren birisi geldiğinde, Türkler eve gelen büyük erkek büyük ise elini öpüyorlar. Eğer eve gelen erkek küçük ise ellerini öptürüyorlar. Orta Asya'dan itibaren İslam öncesindeki adet bu. İslam'la da tanışınca bu adet devam ediyor. Bu Osmanlı'da da devam ediyor. Bunu bu Anadolu'da yaşayan yukarı Mezopotamya'daki bütün halkların bu adeti devam ediyor. Bugün siz Kürtlere de gitseniz Güneydoğu'da, Doğu'da Kürtlerin adeti de aynıdır. Gelen erkek küçükse evin
büyük kadınının da elini öper, adamın da elini öper. Gençler yalnız birbirleriyle böyle işte tokalaşma, el öpme filan ihtiyacı duymazlar, görmezler. Bir ihtiyaç değildir çünkü bu. Ama büyüklerin elleri öpülür. Bunu normalde, bunun cevaz var yok, bunun zaten tartışması dahi olmamış. Zaten Hanefisi, Şafisi, Malikisi, Hanbelisi bunu zaten büyüğüne karşı edep, adap olarak koymuşlar zaten bunu. Ama biz işte son 100 yıla gelince böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Kadınlar bu noktada devlet dairelerinde işte memuriyet gibi hizmet almaya başladıklarında, bankalar açıldığında, yani bu topluluk, bu toplum Batı'nın bize dayatmış olduğu değişik hayat standartlarıyla karşılaşmaya başladığında böyle bir olgu çıktı önümüze. Bu son 50 yılın büyük problemi, 50-60 yılın, 70 yılın büyük problemi. Yani normalde işte bayanlar öğretmen olmaya başladılar, hemşire olmaya başladılar, işte polis olmaya başladılar, banka memuresi olmaya başladılar, devlet dairelerinde memurluk yapmaya başladılar, doktoru var, işte ne bileyim değişik iş kollarında çalışmaya başladılar. Bu bize gelirken bizde çok affedersiniz ama kültürümüz olmayan bir şey de oturdu. Şimdi Batı'da, Batı toplumunda bu problem değil. Niçin? Batı toplumundaki adet, kültür şu: bir bayan size elini uzatırsa siz uzatmak zorundasınız. Eğer Batı'da bir bayan size elini uzatmıyorsa, bir erkek olarak siz ona elinizi uzatırsanız çok kaba, çok banal, çok kültürsüz, çok aşağı bir erkeksiniz. Bakın, Batı'daki bunun uygulanma şekli: bir bayan lütfeder erkeğe elini uzatırsa büyük bir onurdur erkek için ve erkek onunla tokalaşmaz. Kibar bir şekilde dudaklarını bayanın eline götürür ve sadece dudaklarıyla onu öper. Bu ama saygıdandır, ama sevgidendir, ama şehvettendir. Bak, ama saygıdandır, ama sevgidendir, ama şehvettendir. Saygıdandır, o bir kraliçedir, o bir devleti temsil ediyordur, o bir şirketi temsil ediyordur, o oranın patronudur. O zaman ona saygı duyulur. Sevgidendir, annesidir, teyzesidir. Batı'dakini anlatıyorum size. Annesidir, teyzesidir, işte babaannedir, anneannedir, ninedir. Önemli, o böyle onunla bir bağı vardır. Bu sevgidendir. O elini uzatır, erkek de o eli öper. Bu sevgidendir. Bir şehvettendir. O kadının arkasında çok koşmuştur ve kadın artık ona pas veriyordur. Kadın onu kendisine eş olarak seçmiştir. Onunla o flört edebilir. Onunla o evlenebilir. Onunla artık cinsel ilişkiye girebilir. Artık kadın büyük bir narinlikle, büyük bir nazende şekilde elini uzatır erkeğe. O erkek de o eli şehvetle öper. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Batı'daki uygulama bu. Ama bu uygulama bizde Anadolu'ya geldi. İslam toplumuna geldi. İslam toplumunda mesela siz Gelibolu'nun bir köyüne gitseniz, en yakın köy neresi burada? Güney Köyü. Siz buradan Güney Köyü'ne gidin. Değil mi? Ne kadar batıdasınız, ne kadar batılı, öyle değil mi? Çok batı, çok batılı. Hiç böyle İslami olarak dini unsurlar önde olmasa dahi, siz orada köyde bir gencin, bir erkeğin, bir kadınla olur olmaz bir şekilde elini uzatıp tokalaştığına şahit olur musunuz? Hayır. Mümkün değil. Bu ayıp değil,
Ben İzmir Bayındırlıyım. Bizim Bayındır'ın içinde dahi kazada hiçbir erkek hiçbir kadına elini uzatmaz. Neresinden? Dikili de şimdi normalde yolda giderken bir erkek size elinizi uzatır mı? Değil mi? Yok böyle bir şey. En batı bakın. Bu mümkün değil. Bu nerede var? Bu bayanların çalışma ortamında var. Bayan bankada memure. İşini yapıyor kadıncağız orada. Erkek geliyor. İşte isim olarak atalım ne diyelim? Fatma diyelim. Merhaba Fatma Hanım. Adamın eli havada. Kadın tutsa bir dert, tutmasa bir dert. Veyahut da aynı şekilde de erkek orada işini yapıyor. Geliyor bayanın birisi. Merhaba. Elini uzatıyor. Burada ne yapacağız? Dini olarak bunu nereden işin içinden çıkacağız? Bir kısmı mahrem olan bir kadınla tokalaşmayı haram addetmiş. Ben buna saygı noktasında, saygısızlık yapma noktasında değilim. Dayandırdıkları hadis-i şerif Hazreti Ayşe annemize dayanıyor. Hazreti Ayşe annemiz şöyle diyor. Muhammed'in eli hiçbir mahrem kadına değmedi. Bakın hadis-i şerifin metni şu Türkçesi. Muhammed'in eli hiçbir mahrem kadına değmedi. Şimdi siz bu hadis-i şeriften tokalaşmayla alakalı bir hüküm çıkarabilir misiniz? Evet, çıkarabilirsiniz. Ama hadis-i şerifin metnine dikkat edin. Muhammed'in eli hiçbir mahrem kadına değmedi. Buradan şunu da çıkarabilirsiniz yorum noktasından. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri helali olmayan bir kadına dokunmadı şehvet olarak. Böyle bu yorumu çıkarmanız mümkün mü? Mümkün. Ama ben şimdi başka bir yere geleceğim. Yine hadisçiler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bir atlaşma, yani bir kimsenin İslam dinine girme ritüeli, bir kadınlar topluluğunun İslam dinine giriş şekli, bir ritüel. Bunun en açık örneği Mekke'nin fethinde var. Mekke fethedilmiş. Mekke tepelerin ortasında bir şehir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir tepenin başına oturmuş. Mekkeliler gelip biat ediyorlar. Tepenin bir bölümüne Hazreti Ömer Efendimiz oturmuş, bir tarafına. Bir tepe düşünün, böyle bir tepe. Tepenin böyle birbirlerini görüyorlar. Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri biatları kabul ediyor. Hazreti Ebubekir ediyor, Hazreti Ömer Efendimiz ediyor. Sahabelerden de biatları kabul edenler var. Ama bir yerde de Hazreti Hatice annemizin kız kardeşi var. O da biatları kabul ediyor. Orada bir estantene var. Benim kitabım yok. Bununla alakalı biraz çok geniş değil, çok dar da değil bir risale var. MustafaOzbak.com'da oradan da bunu okuyabilirsiniz. O esnada Süfyan'ın hanımı Hint. Süfyan'ın hanımı Hint. Elini uzatıyor biatlaşmak için. Ama elini uzatırken yüzünü gözünü öyle sarmış ki tanınmayacak şekilde. Bakın tanınmayacak şekilde. Elini uzatıyor. Elini uzatınca
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir söz kullanıyor. Diyor ki bu el kimindir? Kadın mıdır, erkek midir? Bu sefer Süfyan'ın hanımı Hint hızla oradan uzaklaşıyor, gidiyor. Eline kına yakıyor. Eline kına yakıp tekrar geliyor. Tekrar elini uzatıyor. Tekrar elini uzatınca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri başlıyor ona söylemeye. Diyor ki çocuklarınızı öldürmeyeceğine. Çocuk mu bıraktınız bizdeki diyor öldürelim. Süfyan'ın hanımı, Süfyan'ın bütün çocukları savaşlarda öldürüldü ya. Çocuk mu bıraktınız ki öldürelim deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri tebessüm etmeye başlıyor. Hazreti Peygamber Efendimiz de tebessüm ediyor. İkisi de biliyorlar o Hint. Ve biatlaşma bitiyor, o sorularını soruyor, mesele uzun. O esnada ama Hint elini uzatıyor Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine. Siz şimdi elinizin tutulmayacağını bilseniz, yasak olsa kadın elini uzatır mı? Daha öncekiler elini uzatmamış olsa o da uzatmazdı. O elini uzattıysa ve kadın eli mi erkek eli mi diye sorulduysa devam edeceğiz. Medine-i Münevvere'de kadınların hepsi de toplanırlar bir odaya. İslam olacaklarını beyan ederler. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine haber gönderirler. Derler ki bize bir elçi gönder. Biz İslam olmak istiyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de Hazreti Ömer Efendimiz'i gönderir. Medineli kadınlar naklediyor bunu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri kadınların toplanmış olduğu odaya, eve pencereden elini uzatır. Biatlaşma almak için. Madem el ele hani tokalaşmak, hani biatlaşmada gel. Biatlaşmada ya böyle tutuluyor el ya da böyle tutuluyor. Biatlaşma. Genelde biatlaşma tutuş şekli bu. Ya el böyle tutuluyor ya el böyle tutuluyor. İkisinden birisi. Biatlaşma metodu bu. Normalde şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri elini odanın içerisine, dışarıda sokakta kendisi, sokaktan elini uzattı diyor Medineli kadınlar. Buradan hareket ederekten, buradan hareket ederekten bir kısım Hanbeli uleması bu noktada şehvet için içine girmeme kaydıyla bunu caiz görmüşler. Hanefiler bu konuda konuşmamışlar. Çünkü böyle bir şeye ihtiyaç duyulmamış. Konuşanlar genelde son 100 yıldır konuşanlar, İslami noktada da yasaklayanlar, son 100 yıllık bir mesele. Çünkü son 100 yıllık böyle bir problem var. Bundan önce böyle bir problem yok çünkü. Ama fetvalar var daha öncesinden. Mesela bir erkek için karşısındaki kadın annesinin yaşındaysa onun elini öpebilir. Bir kız çocuğu babasının yaşındaysa erkek onun elini öpebilir diye fetvalar var. İşte alimlerin eli öpülür, devlet başkanlarının eli öpülür, dedelerin, nenelerin eli öpülür, işte kadının eli öpülür gibi, kadı, hakim yani. Bu tip fetvalar bulmak mümkün. Burada biz kardeşlerimize şunu tavsiye ediyoruz. Mümkün olduğunca siz kaçınmaya gayret edin. Mümkün olduğunca. Erkeklere şunu tavsiye ediyoruz. Bir kadına elinizi uzatmayın. Erkek kardeşlere tavsiyemiz şu. Bir kadına elinizi uzatmayın tokalaşmak için. Ama bir kadın size elini uzattıysa
narin elinizin ucuyla böyle onu kırmayacak şekilde, onu üzmeyecek şekilde, insanların içerisinde onu utandırmayacak şekilde elini siz onu mecburiyetten tokalaşın. Tokalaşmayı da bu noktada böyle işte hemen böyle gamala tut, sıkı sıkı, böyle bir şey değil yani bu. Bu mecburiyetten gidiyorsunuz. Kimisi kinayesini yapıyor bunu. Bana öyle denk geliyor. Beni görüyor kocaman sakallı, uzatıyor, bir de bana şunu söylüyor. Elimi tutmayacak mısınız? Bir direkt bununla ben böyle karşılaşıyorum. Ha, şükür hamdolsun. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi bizim kardeşlerimize tavsiyemiz bu noktada. Bakın, haram diyenler. Burası tehlikeli bir nokta çünkü. Haram diyenler bu fıkıhı Hazreti Ayşe annemizin bu sözüne dayandırıyorlar. Eğer bunda ben diğer hadislerin iki tanesini sıraladım yeterli olsun diye arzu eden oradan okuyabilir. Eğer bunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin biatlaşmayla alakalı Mekke'nin fethinde eğer eli dokunduysa o zaman Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme haram ithaf etmiş oldular ki sıkıntılı bir durum. Tabi bunun yanında Selma radıyallahu anh Hazretleri de var ya, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin kendisinin evlendirdiği Selma var. O Selma'ya da arada gider, buradan da hemşirelik yapan bayanlara fetva çıksın. Sırtındaki çubanlarla alakalı ona tedavi ettirir, onları temizlettirirdi. Ondan sonra bir de yatardı upuzun orada. O çubanlar onu böyle çok rahatsız eder, çok acı verirdi ona. O arada gider, o çubanlarını tedavi ettirirdi Selma radıyallahu anh hazretlerine. Evet, o hanımefendi herhalde bu noktada yeteri kadar bilgi sahibi olmuştur tahmin ediyorum. Bu noktada birisi biz haram demeyiz. Bu bendeki korku bu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yaptıysa diye açık net, çünkü burada bir Kur'an ayeti yok. Açık net, bir de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yasaklaması da yok. Bu manada korkumuz, başka bir şey değil. Ama erkekler mesela asla ellerini uzatmasınlar bir bayana. Bu zaten hem İslam kültürü açısından hem Avrupa kültürü açısından uygun bir şey değil. Evet. Efendim, dün Sirius'tan bahsetmiştiniz. Bugün de tweetinizi okumuştum. Sirius'un sırrı nedir? Onu öğrenmek istiyorum ama. Bilsek dilimize pelsenek etmeyeceğiz. Hayır, onu araştırmak için de çok vaktim olmadı açıkçası. O yüzden bir sormak istemişim size. Bir yıldız. Peki. Bildiğimiz o kadar. Efendim, selam aleyküm. Aleyküm selam. Ben bir de hani bu akraba, işte kayın falan mesela tokalaşma şeyinde, yani aynı şey mi şey oluyor? Yani bu noktada da mesela örneğin işte benim abimin hanımı hiç bana elini uzatmaz, ben de ona hiç elimi uzatmam örneğin. Evet. Böyle bir şeye ihtiyaç da duymayız biz hiç. Mesela. Şimdi ben biraz böyle, millet beni çok yaşlı, ihtiyar görmeye başladı. Elimi öpmeye çalışıyorlar şimdi. Örneğin işte yani, ama bu böyle insanların biraz aile kültürleriyle alakalı. Yani o ailenin kültürü ne, bunu bu noktada bilmiyoruz ama bir kadın abi, yani kocasının abisini veya oğlan kardeşinin elini öpebilir mi? Bu noktada öpebilir. Bu sıkıntı yok. Yani bazen çünkü sıkıntı oluyor mesela. Bunda hani, ben bir beis işte, görmüyorum. Hani efendim hani şey yapmıyor gibilerle böyle. Bunda ben bir beis görmüyorum. Teşekkür. Çünkü net bu noktada bir yasaklanmış bir şey yok.
algıyla alakalı biraz. Ya normalde insanlar İslam dışı hareket ve tavırlara karşı kendileri ritmik olarak aslında Kur'an ve sünnetin müsaade ettiği bazı şeyleri de yasaklamışlar. Efendim, Twitter'da da sormuştum ben size, bu hüzün nedir, insan neden hüzünlenir? Siz de cevap vermiştiniz. Hüzün peynir ekmek gibidir. Ben fazla anlayamadım. Ben de oturmadı o tabir de. Oturur inşallah. Hüzün sonuçta bir duygudur insanın içerisinde. Bazılarında bu duygu kuvvetli olabilir. Veya bazıları bu duyguyu kuvvetlendirebilirler de kendileri. O yüzden hüzün duygusu aşıklar için peynir ekmek gibidir. Onlar hep hüzünlü olmak isterler. Peki nefisle alakası? Çok sevdiğin bir kimse hüzünlense senin önünde ne yaparsın? Ben de hüzünlenirim. Onun hüznünü gidermeye çalışmaz mısın? Keza öyle. Bir kimse gelse önüne, atsa kendini senin önüne, harap etse senin için kendini, ne muhteşem bir şey değil mi? Bir bayan düşün, senin uğruna harap ediyor kendini, yıkıyor kendini, hüzünden hüzün atıyor kendini, parçalıyor kendisini, paralıyor, iki gözü iki çeşme. Sen demez misin gel göğsümde ağla diye? Hatta sen koşarsın değil mi? Ya senin için değil, herkes için geçerli. Bir kimse, normalde sizi seven bir kimse, bu kim olursa olsun, size olan sevgisinden dolayı kendisini hüzünden hüzüne atsa, size olan sevgisinden dolayı kendisini kederden kedere atsa, kendisini harap etse, yıksa, kim onun başını okşamaz? O yüzden sufiler hüznü severler. Teşekkür ederim. Biz hüznümüzü daha da arttırmak isteriz ki gidelim onun göğsüne yaslanıp ağlayalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hadis-i şerifte geçiyor ki iki ahlak vardır ki Allah bunları sever. Ağırbaşlılık ve haya. Ağırbaşlılıktan kasıt nedir? Ağırbaşlılık cımbıldak olmamak. Bazı insanlar vardır mesela, yani vakarlı, böyle ağır durulması gereken yerde dahi vakarlı ve ağır duramazlar. Bu sıkıntılı bir durumdur. O yüzden nerede nasıl hareket edeceğini bilememekle alakalı bu. Böyle bir noktada da o zaman evet problemli olur. Ağırbaşlılık bu manada aranılan bir özelliktir. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Benim de merak ettiğim bir konu var. Hani kadının erkeğe ve erkeğin kadına benzediği noktalarda veya çeşitli noktalarda lanetlenme söz konusu var. Bu lanetlenmenin boyutu nedir? Yani onu merak ediyorum. Bu lanetlenme sonucunda neler olur? Bir kimse lanetlendiyse, lanetlenmiş bir işi yapan bir kimse için Allah muhafaza eylesin. Sıkıntı o iş üzerine devam ederse asla o cennet yüzü göremez. Ancak tövbe edip geri dönenler müstesna. Bu Mekke döneminde böyle bir şey yoktur. Mekke döneminde Lut aleyhisselamın insanları dine çağırdığı kavimle alakalı sıkıntılar vardır. Bu ayet-i kerimeler, şimdi tam toparlayamayacağım Mekki mi medeni mi diye, ama fiiliyat açısından ve bunun tecelliyat açısından ilk karşılaşılan yer Medine-i Münevvere'dedir. Medine-i Münevvere'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kadınlar gibi kırıtan erkekleri görür. Etrafına sorar. Ben tahmin ediyorum önce bunları Medine'de gördü ilk. Çünkü
Mekke'de görmüş olsaydı etrafına sormayacaktı, aşina olmuş olacaktı. Ama Medine-i Münevvere'de etrafındakilere sorar. Bunlar ne böyle der? Hadis-i Şerif'in metni böyle çünkü. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine beyan ederler ki bunlar kendilerini kadın zanneden erkekler der. Ve bunu hadisçiler bunu naklederken bu erkeklerin ellerine kadınlar gibi kına yaktığı, yolda kırıta kırıta yürüdüğü, işte kaşlarını filan aldırdığı, böyle üzerindeki tüylerini kıllarını aldırdıkları, ondan sonra gömleklerinin düğmelerini göğüsleri görünecek yere kadar açtıkları, kadınlar gibi terlik giydikleri ve işte bunlar göğüs kıllarını da o gün için yoldukları, şimdi de yoldurmaya başladılar ya, şimdi normal erkekler de yolduruyor. Bu aslında erkeklerin de kadınlaşma noktasında, yani o kimse eşcinsel değil ama kendince bir şey yaptığını zannediyor erkek, işte kaşlarını aldırıyor, göğüs kıllarını yolduruyor. Aslında o eşcinsel olmasa da yine lanetliğinin içerisine girmiş oluyor. Şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bunları görünce, tabi Lut aleyhisselamın bu noktada içinde bulunduğu şehrin, kavminin hastalığını bildiğinden dolayı, bakın bunlar o esnada zina yaptıklarına dair bir elde bir belge yok. Bu konuda bir şey de yok. Ama bunların hepsini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Medine'nin dışına bir çöle sürülüyorlar. Medine'nin dışında yaşamıyorlar bunlar. Bunlar çöle sürülüyorlar. Bir rivayette 15 günde bir, bir rivayette ayda bir, bir rivayette haftada bir Medine'ye gelip ihtiyaçlarını görüp tekrar gidiyorlar oraya. Çölde yaşamaya başlıyorlar. Ama İslam tarihi bu Lut aleyhisselam kavmiyle bu meseleyi biliyor. Ve bundan sonra hadis-i şerifler dökülmeye başlıyor. Hadis-i şeriflerde bunu, yani eşcinsel ilişkiyi yaşayan kadının da erkeğin de lanetleneceğini, bu noktada asla tövbesinin kabul olmayacağına dair rivayetler var. Eşcinsellikle alakalı, kadın kadına, erkek erkeğe, hiç önemli değil. Bu meseleden dolayı kadının erkeğe benzemesi, erkeğin kadına benzemesi lanetlenmiş olarak görünüyor. Tabii buradaki kadının erkeğe benzemesi, erkeğin kadına benzemesinin arkasında cinsel suç var. Yani bu erkek normalde kadına benziyor. Erkek kadına benzeyince ne olmuş oluyor? Öbür erkek onu kadın gibi kullanıyor. Kadın kendisini erkeğe benzetiyor. Kadın kendisini erkeğe benzetince başka bir kadını kendisine kadın olarak alıyor. Bunu tabi açıkça kıyafetler üzerinde de bunu koymuşlar. Mesela bir kadının erkeğe benzeme. Ben erkeğim, bir tane de kadın sevgilisi var. İki tane kadın görüşüyorum. Kadın diyor ki, kadın kendisini erkek görüyor. Diyor ki benim sevgilim var. Nasıl sevgilim var diyorum ben. Benim diyor kadın sevgilim var. Yani o kadın da onu erkek gibi görüyor. Ve o işte bir tane deri mont, üzerinde deri bir tane şapka, kızda bir tane kot, pantolon altında böyle çizme ayağında, bildiğin erkek yürürken böyle erkek gibi yürüyor. Böyle baktım, senin her tarafın erkek olsa dahi yine erkek değilsin dedim. Nasıl olur hocam dedi. Benim sevgilim bile var dedi. Dedim vardır, bir şey demiyorum, bu tarihte de görülmüş. Şimdi bu hadislerin ışığında bu meseleyi sadece kıyafete bağlamak meselenin kolaycılığı. Bu meselenin arkasında cinsel bir suç var. Cinsel bir sapkınlık var, cinsel bir sapıklık var. Ve bu haram edilmiş. Ama İslam'da bir şey haram ise ona giden yollar da haramdır ya. Bak, bir şey haram ise ona giden bütün yollar haramdır. Ona gidiyorsa. Bir şey haram. Normalde eşcinsellik İslam'da haram mı? Haram. İsevilik de haram mı? Haram. Musevilik de haram mı? Haram. İbrahimilik de haram mı? Haram. Budistlik de haram mı? Haram. Hindu'da haram mı? Haram. Bakın, bütün
dünya üzerindeki inanç felsefelerinin hepsi de eşcinselliği haram olarak görmüşler. Peki hocam, kıyafet noktasında... Oraya geleceğim şimdi. Bu noktada eşcinsellik haram ama eşcinselliğe giden yolların başlangıçları var. Mesela bir erkeğin kadınsı kıyafetler giymesi de yasaklanmış. Kadınsı kıyafetler. Mesela kadınsı kıyafetlerinde birisini erkeklerin likralı işte pantolon üzerine gömlek giymeleri. Tabii onlar gömlek demiyorlar. Ne diyorlar? Bluz. Yani işte o erkek, yani televizyonda konuşma yaparken veya sohbet esnasında, program esnasında, ben tekrarında izledim bunu. Normalde haftanın 4-5 gecesi sohbete gittiğimden bazen geceleri işte böyle ben haber ararken, bir şey ararken böyle çekiyorum ben onu mıknatıs gibi. Dınk. İşte bluz. Bir daha dur ya. Allah, bluz diyor. Yani normalde bir erkek sanatçı dediğimiz bir kimse kendi üst kıyafetini bluz olarak nitelendiriyor. Bluz. Bluz bayan kıyafeti. Ha, diyorum ki ben bu kadınımsı. Şimdi mesela işte bakımlı erkek denilince bize ne oturtturdular, yerleştirdiler? Üzerine bütün muz gibi soyulmuş bir adam. Üzerine bir tane kıl tüy yok. Muz gibi soyulmuş. Bunu erkek olarak koydular bizim önümüze. İşte hangisi daha fazla kendisini muz gibi soyduysa daha bakımlı. Kaşlar alınık. İşte sakallar buradan çizilik, buralardan alınık. Veya bir hormon tedavisi. Ne olacak canım, ikide birde böyle sakalların çıkması, sakallar da çıkmasın. Bir müddet sonra bir hormon tedavisi, göğüsler büyüsün. Bir hormon tedavisi daha, kıllar dökülsün. Tamam, bitti. Bakın yol nereye gidiyor? Evet. O yüzden burada söz konusu olan erkekler kendilerine dikkat edecekler. Erkek çocuklarına dikkat edeceğiz. Erkek çocuğu, erkek kıyafetler. Ya işte biz kız bekliyorduk hocam. Kız beklerken biz bunu... Bana ailenin anlattığı hikayeyi görüyor musunuz? Bana anlatıyorlar şimdi. İşte hocam biz kız bekliyorduk. Kız beklediğimiz için oğlan oldu. Biz çok kız istiyorduk. Aman ona işte biz biraz kız elbiseleri giydirdik. Küçükken de biz onu böyle alıştırdık. Biraz daha büyüdü. Öyle alıştırdık. Annesi makyaj yapmış çocuğa. Dudak boyası sürmüş. Fotoğraflarını çekmiş onun. Yani bildiğiniz erkek çocuğu. Pembelik allık sürmüş. Fotoğraflarını çekmiş. Bana gösterdi. Dedim siz çocuğunuzu küçüklükten itibaren eşcinsel yetiştirmişsiniz. Şimdi niçin ağlanıyorsunuz? Ağlanıyorlar şimdi. Nasıl geri döndüreceğiz diye. Bu çocuk bu fotoğrafları gördü mü? Gördü. Kimlik bunalımı başladı çocukta. Sen bu çocuğu erkek gibi yetiştirmedin. Kimlik bunalımı. Şimdi çocuk diyormuş ki ben kendimi bayan hissediyorum. Şimdi bunların hepsi de cinsel suç noktasında algılanmalı ve bu noktada böyle bir saplantının önüne geçilmeli. Kadınlardaki problem ne? Hadi erkekte bu böyle başladı. Kadınlardaki problem de şu. Bir kısım evlenmekle alakalı problem yaşayan kadınlar, bunun altını çiziyorum. Veya mesela evlenmiş, boşanmış. Veyahut da işte evli. Cinsel olarak yeteri derecede doyuma ve açıklığa açık olmayan yerlerde kadınlar bu saplantılarını birbirleriyle yanlış ilişkiler içerisinde tatmin ediyorlar. Bu toplumda örtülüp bastırılmış bir şey. Herhangi bir kadın konumundan dolayı, ailesi onun çok önemli bir aile. O yüzden o kadının bir erkekle ilişkiye girmesi mümkün değil. Hem korku var hem de kariyer kaybı var. O zaman o başka bir kadınla ilişkiye giriyor. O kadını kendisine erkek görüyor.
Bu tip kadınların kadınlardan erkek sevgilileri var. Bunlar açıkça konuşulmuyor toplumda. Ve o kadın kendisini, birisi kendini erkek gibi görüyor. Elinde tesbih, sigara, saçlar kısacık. Saçlar kısacık, uzun değil. Erkekimsi saç kesimi. Ve hiç kendisini kadın gibi görmüyor. Göğüslerini saklayabileceği kadar iç çamaşırı kullanıyor. İyice saklıyor göğüslerini. Mümkün olsa jiletle kesip atacak. Ve kendisini erkek olarak görüyor. Sevgilisi var, bakıyor ona. Ben üzerime düşen, konuştuklarımdan tecrübemle konuşuyorum onu. Diyor ki ben üzerime düşen vazifeyi yapıyorum, ben ona bakıyorum diyor. Böyle söylerken bana erkekimsi tavırlarla. Birine öyle dedim, sen bir erkekle tanışmamışsın da o yüzden böylesin dedim ben. Nasıl yani dedi. Sen dedim iyi bir erkekle tanışmış olsaydın sana dedim kadınlığını hatırlatırdı. Kaldı. Sen kendini bir kadın olarak çirkin görüyorsun dedim. Bir kadın olarak kendini bir erkeği cezbedebilecek bir şekilde görmüyorsun. Bakın bunların hepsi de psişik, psikolojik rahatsızlık. Kadın kendisini iyi bir kadın, güzel bir kadın olarak görmüyor. Talep edilen, cezbeden bir kadın olarak görmüyor. Görmeyince kendisini erkek gibi görüyor. Başka bir kadın da kendini aynı şekilde kendisini cezbeden, kendisini kadın gibi görmediğinden bu erkekle ilişkiye giriyor. Bunların hepsi de İslam'da, İsevilikte, Musevilikte, Muhammedilikte lanetlenmiş cinsel suçlar. Tabii eğer ki bu ilişki noktasına varırsa kadın kadına, erkek erkeğe ikisinin de öldürülmesi emrediliyor. Fetva Hazreti Ali Efendimiz'e ait. Bu ne zaman oluyor? Halid bin Velid Hazretleri'nin valiliği döneminde bir evde kadın erkek erkeğe cinsel saplantı suçu işleniyor. O güne kadar bunun cezası belli değil. Halid bin Velid bunları o evde tutukluyor. O evde tutukladıktan sonra mektup yazıyor. Nereye? Medine-i Münevvere'ye. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh Hazretleri devlet başkanı diyor ki ben bunlara ne ceza vereyim? Bunlar livata fiilini yaparken yakalandı ve ikisi de itiraf etti. İki tane erkek ama birisi kadın birisi erkek olmuş. Topluyor Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ashab-ı reyi. Bu konuyla alakalı duyduğunuz bir şey var mı diyor. Herkes bir şeyler söylüyor, hadisler söylüyor, ölüm fetvasını Hazreti Ali Efendimiz veriyor. Kur'an'dan Lut Aleyhisselam'ın kavminin başına gelen hadiseyi naklediyor ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin bunları lanetlediğine dair hadis-i şerifi naklediyor ve her ikisinin o evde, o işi yaptıkları yerde öldürülmesini, evin yakılmasını ve onların evine başından aşağı geçirilmesini emrediyor. Buradaki tezlerden birisi şu, mesela Hazreti sahabelerden birisi diyor ki bunları yüksek bir yere çıkaralım, oradan aşağı atalım. Bir de böyle bir fetva çıkıyor ortaya ama Hazreti Ali Efendimiz'in fetvası uygulanıyor. O yüzden bunlar cinsel sapkınlık ve suç. Bunların cezası bütün dinlerde ölüm cezası. Ama Deccal şeytanla ortaklaşa ne diyor şeytan? Ben yeryüzünde senin yarattığın insanları saptırıcı olacağım. Onların fıtratlarını bozmak için uğraşacağım. Fıtratı bozuyorlar. Bu meseleyle alakalı teferruat yeterli herhalde. Bu bir yaratılış değil. Bu bir hilkat değil. Bunların hepsi de cinsel sapkınlık, hasta. Selamünaleyküm efendim. Efendim nefis insanı Allah'a yaklaştırır mı?
Nefis? Yani şöyle, nefisle olan, daha doğrusu o mücadele. Hani o olmadığı zaman mesela insan Allah-u Teala'ya yaklaşamazmış hissiyatı geliyor bana. O yüzden hani böyle düşünüyorum. Bu yanlış. Doğru. Nefis olmamış olsa biz Allah'a yaklaşmakta sıkıntı yaşarız. Nefisle mücadele bizi Allah'a yaklaştırır. O olmasa olmaz. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Bir şey soracaktım. Bir insan bizi haksız yere çok üzdüğünde ona ah etmenin bir vebali var mıdır, yoksa tamamen bunu Allah'ın takdirine bırakmak gerekir? Sizi birisi çok üzdüyse illaki onu affedeceğiniz diye bir kaide yok. Affederseniz sizin için bir erdemlilik olur. Ama bir de ben şuna da karşıyımdır. Yani bazı insanlar var, zulmediyorlar. Zulmettiklerinden de geri dönmüyorlar. Onların ben de böyle ya işte seni affettik denme noktasında olmasını istemiyorum. Onlar zulmediyorlar çünkü. Hatta bizim onlara affetmediğimizi beyan etmemiz lazım. Sen bu zulmüne devam ediyorsun. Sen bu zulmüne devam ettiğin için sana hakkımı helal etmiyorum. Ne zaman birisi gelir sizden helallik isterse o zaman pişman olmuş. O zaman dönmüş size. Demiş ki size, ya ben size zulmettim, haksızlık ettim, sizin hakkınıza girdim, bana hakkınızı helal edin derse, bakın bu bir erdemlilik o zaman, biz ona hakkımızı helal edelim. Helali istediği halde hala aynı şeylere devam ediyor. O zaman çok affedersiniz, eşekten farkı yok o zaman. Sufilerin dili keskindir biraz. Hazreti Mevlana Mesnevi'de der ki ağaçtan haber olmayanın eşekten farkı yoktur da. O yüzden edepten haberi olmayanın eşekten farkı yoktur. Edep insanı insan eder, insanı insanı kamil eder. O yüzden bir kimse edep noktasında durmuyorsa bu önemli değil ki. Cenab-ı Hak insanı ahsen-i takvim üzerine yarattı ama eğer o insan nefsine uyar zulmederse, etrafa kan kusturuyorsa, gözyaşı döktürüyorsa o zaman o hayvandan daha aşağı bir noktada. O yüzden insan dediğimiz şey insani özellikleri taşıyacak ki bunun insani özelliklerinin en önemlisi sufilerce o kimsenin edepli olmasıdır, ahlaklı olmasıdır. Sizin en hayırlınız, hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri etrafına hiç zarar vermeyeninizdir demiştir. O yüzden birinci derecede insan olmanın en önemli özelliklerinden birisi etrafa hiç zarar vermemek. Birisi zarar veriyorsa ve birileri de ona sen zarar veriyorsun ya yapma etme dediği halde hala da zarar vermeye devam ediyorsa eşekten farkı yok. Tabir ağır biraz ama hal olarak öyle. Kereste diyemeyeceğim. Hatta bazılarına eşek demek dahi iltifat gibi. Eşek dediğin şey işe yarıyor. Olmuyor. Çinliler kesip yiyorlar zaten. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Aydınlatıcı bilgileriniz için çok teşekkürler. Estağfurullah. Hocam izninizle Allah günahımızı affeylesin önce bir sorum olacak. Buyurun. Şimdi beden mi ruhu hareket ettirir, ruh mu bedeni hareket ettirir? Diğer bir deyimle akıl bedende midir, ruhta mıdır? Şimdi bedenden ruh çıkınca bir et parçası oluyor, hemen toprağa gömülüyor. O halde yemek yediren de şişmanlatan da ruhtur. Bedene hareket ettiren ruhtur bana göre. Bir de sana göre öyle. Bana göre tabi. Bedeni hareket ettiren, bedeni şişmanlatan ruhtur. Ruhsuz beden et parçası değil mi hocam? Hemen götürüp gömüyoruz. Ruh çıkınca bedenden götürüp gömüyoruz. Et parçası oluyor. Peki hemen böyle sorunuzu bitirmeden sizin bu tespitinize bir atıfta bulunmak istiyorum. Tabi. Cenab-ı Hak ruhu anne karnında 4 aylığını doldurduktan sonra ruhu üflüyor. Bu anne karnındaki çocuk 4 aylık oluncaya kadar büyümeye devam ediyor. Ve
ruh bedende henüz yok, onu büyüten unsur değil o zaman. Hocam şimdi devam edeyim. Uyuduğumuzda ruh bedenden çekip gidiyor. Uyuduğumuzda ruh bedenden çekip gittiği halde kalp atmaya devam ediyor. Bağırsaklar çalışmaya devam ediyor. Kan dönmeye devam ediyor. Deveran devam ediyor. Ruh bizden çekip gittiğine göre bizim bedenimizi uykudayken yaşar halde bulunduran olgu ne? O hareket ettiren kuvvet ilahi kuvvettir. Allah'ın emriyle canım benim. Canım benim. Ruhun varlığı her şey Allah'ın emriyle. Ha. Ama ruh bedenden çekip gidince at kenara dedin. Geceleri her gün çekiyor gidiyor uyuduğumuzda kenara atılmıyor. Allah emretmezse sinek kanadını kımıldatmaz. Allah'ın emrini yerine getiren o ayrı mesele. Orada ruh, Allah'ın emrini yerine getiren melekeleri vardır. Canım benim, ruh bedenden gidince de beden çalışmaya devam ediyor. Sen dedin ki ruh bedenden çıkınca evet, vücut bir işe yaramıyor. At et, kenara dedin. Et parçası oluyor. Et öyle parçası olur değil bak. Hemen götürüp gömüyorlar mı hocam? Bak et parçası. Öğlene yetişiyorsa ikindine koymuyorlar. Hemen öğlende kaldırılıyorlar ruh çıkmışsa. İkindine kalmışsa hemen akşamdan sonra gömüyorlar. O gece evde yatıyor. Şafiler gece bile gömerler dediğin doğru. Ya, o işte ruh çıktı mı bitti o bakımdan. Bir de hocam kainattaki her varlık dünyada kainatta Cenab-ı Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Örneğin bal arısı bal yapma görev vermiştir, bal yapıyor. Öbür arıya öbür görev vermiştir diğer şeyler. Şimdi levh-i mahfuza da kimin ne iş yapacağı, kiminle evleneceğin, kim neylerle karşılaşacağı, nereye gideceği, nereye gidemeyeceği hepsi yazılmış. Herkes onu uyuyor. Şu halde yani suç işleyen de Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyor bir noktada. Çünkü İnnallâhe hakka kaderi hayri ve şerri diyor. Hayri ve şerri de Allah'tan geliyor. O şerri yaptıran da Allah ona. O da Allah'ın emrini. Buna bir açıklık getirir misiniz? O zaman zina edeni neden suçluyoruz ki biz? İçki içeni neden suçluyoruz ki? Birisini birisi öldürmüş, onu neden suçluyoruz ki? Birisi birisine zulmetmiş, onu neden suçluyoruz ki? Allah oraya yazmış, o da tamam, Allah'ın emrini yerine getiriyor. O zaman ben çıkacağım Allah'ın huzurunda öyle mi diyeceğim? Diyeceğim ki, sen benim alnıma zina etmeyi yazdın, ben de zina ettim. Şimdi beni ateşe mi atıyorsun demem mi? Şimdi kiminin ayağını topal ediyor, sağlam olan ondan ibret alsın diye. Onu topal yapan da Allah, diğerine ibret olsun diye. Tamam, şimdi o senin inancın. Peki, teşekkürler. Bu da bir inanç. Evet, ben onu hayır bu böyle değil demem. Bu da bir inanç. Ama bu inancı normalde işte İslam akaid imamları, yani İmam Maturidi gibi, İmam-ı Eşari gibi veyahut da akaid noktasında hariciler gibi bu tip insanlar, cebriyeciler var, kaderiyeciler var kendilerince. Bunların kendilerince düşünürleri var. Bunlar normalde kendi içlerinde mesela bu tip akaid yolları çıkarmışlar. Mesela birisi demiş ki, bunlardan birisi, bir kimsenin kendi iradesi yoktur. Allah onun üzerine neyi takdir ettiyse onu alacaktır. O cennetlik onu takdir ettiyse cennetlik, cehennemlik takdir ettiyse cehennemlik amel işleyecek. Cehennemlik olan cehenneme gidecek, cennetlik olan cennete gidecek. Bunu böyle inananlar var. Bir kısmı da diyor ki, bunda işte o kimsenin, bu normalde bunu böyle söyleyenler cebriyeciler. Bir de cebriyecilerden alma kaderiyeciler var. Onlar da diyorlar ki kaderimizde ne varsa onu yaşayacağız biz. Bunların hepsi de genel olarak cüz-i iradeyi inkar ediyorlar. Bunların içerisinde İmam-ı Azam Hazretleri cüz-i irade noktasında kendisini ortaya koyuyor. Onun talebesi sonradan gelen İmam Maturidi de bu meseleyi bir güzel teknik olarak, bir teknokrat olarak bunu bir felsefe olarak ortaya koyuyor. Talebesi İmam-ı Nesefi bu meseleyi dizayn ediyor. Ve onlar cüz-i iradeyi öne koyuyorlar. Ben onlardanım.
Ben cüz-i iradeyi savunanlardanım. Cenab-ı Hak bana bir cüz-i irade vermiş, iyiliği bize göstermiş, öğretmiş. İyiliğin karşılığı kötülük. Allah kötülüğü öğretmemiş insanlara. İnsanlara kötülüğü öğreten şeytan. Kötülük kökü Allah'a dayanmayan bir gölge gibidir. İyilik ise kökü Allah'a dayanan bir ağaç gibidir. İyilik. O yüzden cüz-i iradeyle, çünkü hadis, ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak Kur'an'da der ki Allah size iyiliği öğretti. İsteyen bu iyilikten yürüsün. Bize iyilik emredilmiş, bize öğretilmiş. Biz iyiliği istersek iyilik yolunda yürürüz. Eğer iyilik yolunda yürümüyorsak üçüncü bir yol yok. Biz kötülük yolundayızdır. Ama bunu Cenab-ı Hak Levh-i Mahfuz'da cebri olarak, benim inancım bu, cebri olarak bize sen iyilerden olacaksın, iyisin, cebri olarak sen kötülerden olacaksın, kötüsün diye bizim kaderimize yazmadı. Bizim ne yaşayacağımızı biliyordu, o ayrı bir mesele. Ama biz iyiliği seçip seçmemekte, kötülüğü seçip seçmemekte özgürüz. Kuşlar kadar özgürüz. Ben kendimi öyle görüyorum. Ben buraya gelip gelmemekte özgürdüm. Buraya gelmeyi istedim. Bakın, ben buraya gelmeyi istedim. Hepiniz de buraya gelmeyi istediniz. Ve gelmeyi isterken benim böyle çok hoşuma giden sözdür bu. Bunu çok tekrarlarım. Biz bir makina değiliz. Biz rüzgarın önünde uçuşan kuru yaprak da değiliz. Cüz-i irademiz var. İyiliği istersek iyiliğe doğru koşarız. İyiliği istemiyorsak kötülüğe koşarız. Kimse bizim kafamıza silah dayayıp gıybet et demiyor. Kimse bizim kafamıza silah dayayıp dedikodu et demiyor. Kimse bizim kafamıza silah dayayıp namaz kılmayacaksın demiyor. Namaz kılıp kılmamakta hürüz. Oruç tutup tutmamakta hürüz. Yarın 3 ayların başlangıcı. 3 ayları karşılama açısından pazartesi gününü, hem pazartesi oruç tutmak sünnet, hem 3 ayların başlangıcı. Bir kimse faziletine inanaraktan yarın oruç tutabilir. Harika bir iş yapmış olur. Veyahut da bir kimse kendince diyebilir ki yok, hayır, ben pazartesi oruç tutmak istemiyorum. Bu fazileti normalde o kimse görmeyebilir, es geçebilir, durumu yerinde değildir, midesi ağrıyordur, şeker hastasıdır, kalp hastasıdır, tutmayı uygun görmez. Bu da onun hakkıdır. Ama bunu Levh-i Mahfuz'da Cenab-ı Hak senin kaderine böyle yazdı, böyle yaptın, Levh-i Mahfuz'da böyle oldu, cebriye noktasında bu böyle oldu demek benim inancım değil. Ve Hanefiler böyle inanmazlar. Bizim sufi olarak da durduğumuz nokta bu noktadır. Biz sufiliğimizi İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Maturidi ekolünde yaşarız. Bizim kendimizce durduğumuz nokta budur. Ama birileri şunu diyebilir. Kendi yoludur. Cebriye'deyiz biz. Alnımıza ne yazıldıysa onu yaşayacağız. Onun yoludur. Biz ona bir şey diyemeyiz. Biz çalışmayı, gayret etmeyi, mücadele etmeyi, akletmeyi, düşünmeyi, tefekkür etmeyi, bir meselede neler yapılması gerektiyse onları yapmayı kendimize vazife olarak görürüz. Bu bizim yolumuzdur. Bizim durduğumuz nokta bu. O yüzden biz saygıdeğer abinin durduğu noktada değilim ben. Onun ruhla alakalı da durduğu noktada değilim. Bakın şunu unutmayın. Anne karnında çocuğa 4 aylık olunca ruh üfleniyor. Hem ayetle hem hadisle sabit. 4 aylık oluncaya kadar o çocukta bir can var. Can dediğimiz unsur o çocukta devam ediyor. Can. Can dediğimiz unsur farklı. Ve bizde çalışan can denilen bir unsur var. Bu ne? Biz
gece de uyuduğumuzda o can denilen unsur bizde çalışıyor. Bunu matematiksel olarak bir şey diyemem ben. Ama şunu unutmayın. Yerlerin de göklerin de nuru Allah'tır. Bu nurun varlıkta farklı tecelliyatları vardır, tezahürleri vardır. Ben bütün varlığın, bütün varlıkta tecelli eden her eşyanın şeklinin, şemalinin kendince bir canı olduğunu, yani şu cansız gibi gördüğümüz yapma çiçeğin bir canı olduğunu, suyun bir canı olduğunu, bir ruhu olduğunu, tabağın etrafındaki her şeyin bir canı, bir ruhu olduğuna inanıyorum. Böyle inanıyorum. Ve o yüzden etrafımızdaki her eşyayı, varlığın her türlü tecelliyatına sevgi, saygı, hürmete değer buluyorum. O bir ruh taşıyor kendince. Taşın dahi kendince bu ruh taşıdığı, bir can taşıdığı ve onun bir değeri olduğuna inanıyorum. O taşa dahi gereksiz tekme vurmanın taşa zulüm olduğuna inanıyorum. Gereksiz bir şekilde çiçeği koparmanın zulüm olduğuna inanıyorum. Ona su vermemenin zulüm olduğuna inanıyorum. Yeşillikleri, çiçekleri, böcekleri, hayvanları, ağaçları susuz bırakmak, yakmak, onları katletmek zulüm olduğuna inanıyorum. Gereksiz bir şekilde yapılanlara. O yüzden yaşadığınız bu alemde etrafınızdaki bütün varlığın bir ruhu ve canı var. Ve hepsi de hürmete layık. Bu varlığın en önemli noktasına oturan kalbi hükmünde insandır. Bu varlığın kalbi insandır. Bu varlık aleminin kalbi noktasındadır insan. İnsan bu varlık aleminin bu noktada en kıymetli varlığıdır. O zaman o en kıymetli varlık halife noktasında yaratılmıştır. O halife noktasında yaratılan varlığın da kendince bir canı ve ruhu vardır. Cenab-ı Hakk'ın üflemiş olduğu ruh ile bizim bedenimizde tabii olarak duran ilmel yakin noktasındaki ruh farklıdır. Kısaca. Saat 7. Hakkınızı helal edin. Bugün önemli bir misafirimiz var. Bugün Çanakkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda da üniversite başhekimi, malum tanıdığınız Sefa Dereköy hocamın Bakara ayet 160 ile alakalı farklı bir açılımı olacak, farklı bir sohbet olacak. O yüzden hocam bununla alakalı bize bir sunum yapacak. Tabii bu arada bir böyle bir yarım saatlik, bir yarım saat 45 dakikalık bir molamız olacak. İşte malum bu arada da herkes böyle bir atıştırmalık şeyimiz var ya, lokmamız. Lokmadan atıştıralım, abdest tazeleyelim. İnşallah 7.30 gibi, 8'e çeyrek kala gibi hocamın sunumu başlayacak. Hep beraber burada buluşalım. Hakkınızı helal edin. Selamünaleyküm.